İkinizin de linçleri var. Linç et köşemiz var. Linç et gelsin. Ulan Enes Batur, elimizde büyüdün. Keşke sivilceli halinde kalsaydın da boş boş gülmeye devam etseydik. Para, sen ne illetmişsin be kardeşim. Şey ya sana diyor, bu linçler şey geliyor. Para seni bozdu mu diyor. Para seni bozdu diyor. Ben nasıl bozdu? Bir şey almadım ki. Bir şey yapmadım ki parayla. Bozmadı mı hiç? Ne yok, aldım? Bozmadım. 3 ev aldım, 2 araba aldım. daha ne alayım ya? Hayır, senin araban benimkinden pahalı mesela. Sen işine bak ya. Sen boş versene. Evet. Devam ediyoruz. Evet, Enes Batur, evlendim videosu çekmek için evlendin değil mi? Doğruyu söyle. X'de. O filmin PR'ı mı lan? Doğru söyle ya. Ben sözümü tuttum. Sözümün sonuna kadar eriyim. Peki, söz için kız gitti, arada kaynadı, kız evlendi. Kız. Ya seviyoruz herhalde yani. Niye böyle yapıyorsun? Seviyoruz herhalde dediğin için yani. Hayır, seviyoruz yani. Niye seviyorsun? Sizin hastanesi hastanede zaten. Aşk doluyum. Ya Allah Allah ya. Kendi programımda trolleniyorum ya. Olaya bak. Olaya bak ya. Evet, devam et sıradaki. Ulan Nalet Bebe, sosyal medya alemde en çok güldüğüm fenomendi. Dünkü fragmanı izledim. Ekmek parası insana neler yaptırıyor be. Of of. Yemeyek mi? Ekmek de yemeyek mi biz ya? Biz ne yiyor? Kurban olayım ya. Filmden ne kadar aldın ki sen? Filmden aldığım bir şey değil oğlum. Benim aldıklarım bana yeter önce de. Sevmesen oynamazdın herhalde. Yok, filmi sevdiğim için oynadım ya. Evet, burada şey enteresan. Kitleler çakıştığı zaman, birlikte bir iş yaptığınız zaman kitleler çakışıyor mesela. Senin kitlen onunla film çekme falan filan yani yapıyor mu? En ayrı kitle bizimki zaten en başından. Çünkü bizim ortak buluştuğumuz yer bir Instagram oluyor. Ama ben genel olarak skeç çekmiyorum yani. Öyle kurgulu bir şey yapmıyorum ama full skeçten ilerlediği için tamamen farklı bir şey. Ben hep kendime özgü şeyler yapıyorum. O da komedi yapıyor. Farklı. Ya biraz daha yani ikili ilişki, aile muhabbeti, esnaf muhabbeti, ticari ilişki muhabbeti yaptığım için Instagram'da biraz daha yaş ortalaması biraz daha yüksek. Ondan dolayı şeyimiz ayrı, kitlelerimiz ayrı. Kitle olarak tamamen farklı olmamız, bir filmde buluşmamız, her kitleye göre film yapmamız doğuruyor. Genel olarak filmde hedeflediğimiz kitle 14-24. Esprilere göre, buna göre yapıyoruz. İlk filmden farkı da bu zaten. Süper. Sıradaki gelsin. Kardeşim Enes Batur izlediği için karanlık odaya kapatıp çiğ etle besleyeyim diyorum. Nasıl fikir? Böyle kardeşim. Bu güzel. Bu iyi beğeni almış. Evet. Kardeşi falan izleyip ve mutsuz olanlar var mı? Sana şikayet edenler ya var mı? Bunu tweet atacak kadar kıskanıyorsa yani onda bir sıkıntı vardır. Ya ben birini sevmesem açıp da izlemem. Hiçbir yorum yapmam. Kardeşini izlemiyorsa karanlık odaya kapat, şey etle besle, ne diyeyim yani? Yani ya, ne diyebilirim? Yani gerçekten çok zor bir mecrasın ki ya. Yani 10 milyon takipçi diyorsun. Yani sen bu kadar gelen yorumlarla nasıl baş ediyorsun? Şimdi şöyle, sen istemesen de YouTube'a bile beni öne çıkarıyor veya diğer platformlarda istemesen de önüne çıkıyorum ve bundan dolayı da bir antipati oluşuyor insanlarda. Ama bunun 100 katı daha bir sevgi var. Bu sevgiyle besleniyorsun sonuçta. Evet. Yani bu dolayısıyla kendi sevenleri düşünmen gerekiyor orada. Ben sevenlerime yani işlemiyorum. Beni sevmeyi izlemesin. Ne yapayım, içimde değil yani. Süper. Gelsin sıradaki. Nalet Baba eşinden kahve izni almak için bin bir takla atıyor. İnşallah benim karım öyle yapmaz. Çok kavga çıkar. Yaşar onu. Benim karım inşallah öyle yapmaz diyor ya. Kesin izin alacak mı? Alacak abi, öyle bir şey var mı ya, almadan. Nereye? Sen çok mu takla atıyorsun abi izin almak için? Ben zamanında çok attım ya. Ben ne taklalar attım. Ben ne insanlar öldürdüm onların cenazelerine gidiyorum diye. Nasıl? Yalanlarla ya. Çevremde kimse kalmadı ya. Herkes ölü. Eşinden izin almak için mi yapıyorsun? Tabii canım, haftada 3 cenazemiz var işte. Akif abi ölmüş, ben oradayım ya. Meryem Hanım'ın kocası ölmüş, işte pide dağıtıyoruz. Yani bunlar hep yaşandı. Ama peki böyle normal ya, ben arkadaşlarımla buluşacağım aşkım diye çıkamıyor musun? Artık çıkıyorum canım. Önce çıkamıyordum ama. Öyle, herkes ben, öldüğü ben, için mi? İlk evliliğin ilk başlarında öldürdüm zaten. Ama yani hiç ben arkadaşlarımla çıkacağım diye çıktım mı? Çıktım ama sayılı yani. 2 saat git gel gibi. Yani öyle uzun uzun hadi çıkayım 6'da da kafama göre 2'de geleyim falan. Yok. Öyle yok. Ne? Evet, gece gelmek sıkıntı oluyor. Hayır, şu an yok. Şey mi, ne ya, saatin ne, çıkma saatin ya, 2'de mi gelirsin falan ama o kapı açılmaz ya. Gelmedi sıkıntı yok, kapının eşine gelirsin. Önceden de, şimdi yok. Şimdi eşim sağ olsun. Yani işimiz de bu yönde ilerlediği için onun hassasiyetini gösteriyor. Bilirim. Ha, sen de özür dilerim üstad. Üstad özür dilerim. Ya şimdi evet, sen nasıl izin alıyorsun? Senin iznin nedir abi? Bizim 3 gün oldu. 3 gündür çıkabiliyor musun dışarı? Çıkıyorum, ben rahatım. Rahatsın.
Bu karşılıklı şey. Sen ona izin vereceksin, o sana izin verecek. Müthiş. Gerçekten harika. Çok etkileyici, yemin olsun. Öyle mi? Sıradaki gelsin. Nalet Baba, karını rahat bırak, kameramana çevirdin kadını. Ha, bizim evet eşim çektiği için öyle güzel bir şaka yapmış. Evet. Ama karşılığını alıyor yani, şey değil tabii ki. Her şeyin bedeli var yani. Yani şu an eşi... Ya karşılığını alıyor derken parasal anlamda o şey yapıyoruz yani eşimle. Mesela bir şey merak ediyorum. Instagram fenomenli falan. Böyle çok para kazanıyor musun? Yani hayatını tamamen oradan geçindirebilecek bir bütçe, aile falan öyle ilerliyor mu? Evet var. Markalarla çalışıyoruz. Ama ben çok işi böyle dibine kadar kazanayım hesabında bir adam değilim. Hı hı. Ayda bir reklam, iki reklamla devam ettiriyorum yani işi. Hı hı. Ayrıca film var işte. Onun öncesinde bir filmde oynadım. Onlarla da kazanıyorum. Ya biraz insanlar şu oldu yani. Ama ben İnsanlar Instagram... çok şeyi merak ediyor. Ne kadar kazanıyorsun? Ne kadar kazanıyorsun? Ne kadar kazanıyorsun? Ben de biraz önce sordum ne kadar aldın bizim filmden diye. Merak ediliyormuş abi de. Merak ediliyor. Ben de merak ediyorum. Ya. Ben de payını merak ediyorum yani. Biz de birkaç kişiye sordum ses yok ama. Birbirinizin ne kadar aldığınızı biliyor musunuz filmde? Yok. Ben biliyorum seninki. Ya bu benim biraz sinsi. Ben bunu bir iki defa birkaç kişi için de yokladım. Oğlum bunlar kaç para alıyor falan diye bana söylemedi. He. Ben de bir daha ben biliyorum. Ben küçük yapımcıyım. Küçük. Sen yani şey filmin yapımcısı mısın? Aa, minnoş yani, minnoş. Ufak. Uzağından. Hmm. Biliyorum o yüzden ne kadar aldıklarını falan da onunla esprisine söyledim. Ya peki sen, bu... Neyi alıyorsun be? Allah Allah. En çok sen alıyorsun. Öyle mi? Evet. En çok sen mi alıyorsun? Ya şimdi şu duruma mı geldik ya? Şuraya geldik Allah aşkına. Ulan seni evinden ben aldım ya. Ya şimdi geldik burada benim aldığım... Şeyi mi konuşuyoruz, parayı mı konuşuyoruz? Helal olsun. Bence kaç katına bir de helal olsun diye. Allah razı olsun. Evet abi. Valla sağ ol. Abi sağ ol ya. Vallahi. Evinden mi aldın? Sen mi aldın? Ben aldım ya. Aa. Ya bu cimri ne? Yemeğini yedi, ne öder, ne bir şey. Hiç. Sürekli bir yandakilere... Ne zaman ödemedin? Bu para nereye gidiyor? Bak ben gerçekten şahsı olarak merak. Paralar nereye gidiyor? Abi yeni evli, ev eşyası alıyordu. Abi ne yeni eşyası ya? Yok onlar da sponsordu. Sponsor olarak ya. Tabii canım evimizin koltuğuna hoş geldiniz. Story yapıştık ya. Bir story'e salon diziyorlar ya. Biz daha yok. Yok, o kadar değildi. Devam et. Arkadaşlar bu Nanet Bebek kullanıcı adlı şahsın videolarını kim beğenim keşfede düşürüyorsa insan gibi söyleyebilir mi incitmeden unfollow edeceğim söz. Onun adını soyadını aldım ama ya şeyde. Sen nasıl uğraşıyorsun abi bu şeyler linçlerle? Ne yapıyorsun? Ya benim açıkçası çok öyle bir linçim yok Allah'a şükür. Hı-hı. Gördüğüm zaman da mesela bu arkadaşı görmedim şaka yapıyorum adını aldım diye ama mesela ben bunu görseydim ben bunu siler engellerdim. Bir daha beni izleme ki böyle bir şeyle karşı karşıya kalmadı. Engelleme diye. Silme uğraşıyor musunuz öyle gerçekten? Gördüğüm zaman ben direkt engellerim. Çünkü niye? Şu an benden nefret eden bir insan yorumu. Evet. Şimdi ben bunu sileyim engelleyim ki bir daha görmeyeyim. O da rahat etsin. Ben de görmek zorunda kalmayayım. Peki normal yaptığın videoların altında bütün kötü yorumları yazanları silip engelliyor mu? Ben hepsine bakamıyorum ama baktığımda yakaladığım zaman çok böyle küfreden falan da oluyor bazen. Sen de küfrediyor musun cevap veriyorum? Ben mesaj atınca küfrediyorum. Bana mesaj atıyor mesela. Geçen yakaladım. DM mi atıyor? Evet DM atmış. Ana bacı sövmüş. Aynı şekilde karşılık verdim. Aynı şekilde karşılık verdim. Ayıp olmuyor mu diyor. Ulan oğlum. Bir şey var. Ya adam üşenmemiş böyle sövmüş. Direkt karşını veriyorum adam. Veririm abi yani. Ya şey. Bak gibi... ama şimdi bir şey yükseli bak ben sana da bir şey söyleyeyim. Çıkınca sana da söyleyeceğim. Şu an söyle bir küfür et rahatla mı acaba? Bir sıkıştır. Valla tükürüyorum kayıp. Bir rahatlıyor. Devam et. Enes Batur evlendikten sonra tabii cidden evleniyorsan falan herkes bunu düşünüyor ya. YouTube'u falan bıraksın inşallah. Boş ver sosyal medyayı falan. Evinin direği çocukların babası ol bence. Ya bir ayağa kalksana Enes. Senden bir evin direği olur mu ya? Allah aşkına. Bence şeyim ya iyi bir fiziğim. Bir evin direği olan bir var mı? Var mı? Olur. Biraz spor yaptım. İyi bir direği konu senden. Zayıfladım. Ya zayıflamışsın film da. Film için hani olur ya kaç kilo verdim falan. Kaç kilo verdi? 4. Ama tişörtü bol almışsın. Onu dar alman lazım. 4. Güzel abi vermişsin. Abi sen film için ne yaptın? Ben 6 kilo aldım. Ben alıyorum benim kronik. Programı izliyorsan programımızda bir de linç köşemiz var. Senin için hazırladığımız. Evet izliyorum programı. Güzel tatlı bekliyorum. Linçlerimiz var. Linç et Derya Ulu. Evet iyi ki geldi. Oğlum bu kadın niye şarkıya pat diye giriyor korkuyorum. Yeni şarkıya da öyle giriyorum. Nasıl o da mı böyle? Evet. Her yerinde diyeyim yani. Hayır öyle değil. Senin her şarkıda gerçekten bu bir stil olabilir gülenek mi? Gülenek haline geldi. Evet yani mesela birden şarkın başlıyor. Yani bu
Çünkü... Aslında bir tek Okyanus'la Canavar'da öyle. Diğerlerinde öyle değil ama şimdi bu şarkıda yine öyle. Nasıl giriyor bu şarkı? İpucu ver ya. Sadece benim sesimle giriyor, öyle söyleyeyim. Vallahi merak ettim. Bağırmadan pat diye. Bağırmadan pat diye, sakin tek ses sen. Evet. Tamam. Geliyor yeni single. Gel. Aranjiyi çözdün. Evet, sıradaki gelsin. Bu kızlar Derya Ulu da dahil niye sürekli futbol bilgisi olduğunu ve izlediğini kanıtlamak için uğraşıyorlar. Abi izleyin, geçin, yormayın be. Demiş. Yazmayın o zaman kızlara. Çok böyle konuşur musun mesela? Yok, günlük erkek hayatımda arkadaşınla hayır, falan böyle hadi maç, hadi gel kapışalım hayır, falan hayır, öyle. Hayır, öyle bir şey yok. Değil. Yani ben mesela Fener'le ilgili bir şey olduğunda, yani futbolla, sporla ilgili bir şey olduğunda çok nadir yazmaya çalışıyorum. Özellikle bu duygularımı Twitter'dan paylaşıyorum. Hani orası yazı dili olduğu için. Onda da az paylaşıyorum ama paylaşınca da altına git şarkı söyle. Karışma sen. Git sen müziğini yap falan diyorlar. O zaman onlar da onu demesinler. Demesinler. Biz ben de yazalım rahatça. Tamam. Gelsin sıradaki. Annemle kavga ettik. Derya Ulu Canavar açmış son ses. Büyüttüm, besledim, güzel bir nankör yetiştirdim diye bağırıyor. Bunu biliyorum ben. Ya yani bu en çok paylaşılan tweet olabilir. Evet, çok güzel. Canavarla ilgili. Yani insanların şarkılar yapıyorsun. İnsanların hayatını nasıl etkiliyor? Düşünsene baktığını böyle bir... Ki ben hiç böyle bir şeyle, fikirle yazmamıştım. Hı-hı. Yani ben başka bir anlamda yazdım. Ama anneler çocuklarına ithaf etti şarkıyı. Çok güzel. Gelsin sıradaki. Her yerde okyanus, sen boğuldun derede şarkısının sahibi Derya Ulu. Rize'de de derede kaybolmuştu. Karma budur, ironi budur. Doğru mu bu? Hayır, bir şey söyleyeceğim. Dedim ya, orkestrayla maç yaptık diye. Evet. O gün... Top dereye karşı, ne ya? Biz bir fotoğraf, video falan paylaştık. Böyle ormanlık alanda, hı-hı, yani yaptık bunu. Piknik gibi böyle. Sonra haberler, benim telefonum çalmaya başladı. Ne annemler arıyor, arkadaşlarım arıyor falan. Öyle de bir video olunca beni gerçekten derede kayboldu zannetmişler. Ha, bu arada bu derede kaybolan bir Derya Ulu var. Başka bir Derya Ulu. Ha. Gerçek ama ben değilim. Ha. Gerçekte kayboldu. Kaybolmuş ama bulundu diye biliyorum. Ha, bulundu mu? Ha, onu merak ettim. CNN Türk'te haberlerde falan çıktı çünkü. Sonra panik mi oldu? Seni mi aradılar? Evet, panik oldu. Ben zannetmişler. Oo, yani bir de. Enteresan. Ormanlık alandan da şey koyunca video. Enteresanmış. Evet, sıradaki gelsin. Derya Ulu, sadece soruyorum. Koluna neden kendi adın ve soyadını dövme yaptırdın? Adın soyadın mı? Niye? Bir tek bende yok ama bu. Bizim Dal Kılıç'ta var. Evet, Dal Kılıç'ta var. Yazıyor. O soyadı yazmış. Ya şöyle bir şey. Ben bir tane dövmem vardı. Onu sildirmeye gittim. Yeni bir tane dövme yaptırayım dedim. Vazgeçemeyeceğim bir şey olsun dedi. Sonra adımdan. Pişman. İsmimden de vazgeçmem mi? Ama bu dövme bir yerde bir işe yaradı. Yüksek lisans tezi yazıyordum. Çıktısını almaya gittim. Bittiğinde. Çıktıyı aldığım yerde unutmuşum USB'yi. Bakmış adam, bir ay geçiyor aradan. Ses yok, bir şey yok. USB'yi takıyor. Orada fotoğraflar da varmış bir dosyada. Fotoğraflardan kolumdaki dövmeyi bulup Twitter'dan bana ulaşıp, oha, adımı, soyadımı, tezimi bana iletti. Buradan da ona teşekkür ediyorum. Ya mükemmelmiş ediyorum. Ya. İşe yaramış abi. Biz de yaptıralım Şahin. Abi baksana, işe yarıyor. Oo, senin kafaya çok güzel olur ha. Harbiden güzel olur hoca. Yaptıralım mı sana Şahin? Hadi be. EYS Band de yazdırır. Reklamda alır mı kafan? Eyvah. Çok çok güzel. Enseye tam. Evet, devam edelim. Derya Ulu benle çıkıp ayrıldıktan sonra hırs yapıp meşhur olmuş gibi. Başarılı olduğumu söylemeye çalışıyor galiba. Burada tanımıyorum şeydi. Ben. Bence burada şey diyor. Giderli şarkılar yapıyorsun ya. He, ona yazmışım. He, gibi. Yani ona, yani böyle bir şey var mı hayat kendi? Böyle biri var mı hayatında? Oldu mu? Var. Başlangıcında. Zaten, yani yok, var hani. Asile yaptım o göndermeleri zaten. Hala birlikteyiz. Hayır, şu an birliktesiniz. Evet. O ne zaman, ne kadar? Anlık kızgınlıklarımda yazıyorum. Canavarı öyle yazdım mesela uçakta. Hmm. Çok sinirlendim. Hmm. Neyi büyüttüm, besledim, güzel bir nankör yetiştirdim diye. Yani. Ama adamla birliktesin. O şarkıyı yaptığını biliyor mu Asile? Biliyor. Sonra adama canavar dedim. Bütün ülke canavar diyoruz adama falan sonra. Ya evet, ama yani sonuçta... Anlık. Herkesin duygularına tercüman oluyoruz, evet, gibi düşünün. Anladık, çok iyiymiş. İyi gidiyor, ilişkiniz güzel. Askere yolladın galiba. Askerde yani. Evet şu an. İnşallah tez zamanda kavuşursunuz. Amin, sağ ol. Gelsin bakalım sıradaki. Bu Derya Ulu neden hep sahura kalkmış gibi bakıyor? Evet, bir fotoğraf çekimlerinde bir bakışın var galiba, böyle şey mi? Evet, bana hep ifadesiz bak diyorlar. Ve Ramazan'da falan genelde paylaşıyorlardı.
benim fotoğrafımı koyup sahurda ben yazıyorlar altına. O yüzden. Hangi fotoğrafını? Ben bulunca, yine böyle şeyden mi? Okyanustaki. He, okyanustaki. Evet, okyanustaki kapak. Olsun, ben hoşuma gidiyor esprileri. Süper. Hiç alınmıyorum yani. Gelsin sıradaki. Derya Ulu neden şarkılarında bu kadar bağırıyor? Haklıyken haksız duruma düşüyor. Bayıldım buna ya. Çok güzelmiş. Evet. Çok güzel. Güzel mi? Çok güzel bu. Güzel hayır, mi ya, eser? Hayır hayır, ben sana gömdüğü için değil. Haklıyken haksız duruma düşüyor, onu barış şey yapması evet, çok evet, güzel. Aferin. Güzel. Tebrik ediyorum ya. Linçlerim bu kadardı. Yani öyle çok güzel. Da linç yok. Çok ağır tebrik. Yok. Programımızın linç bölümünü biliyor musun? Aa, edin beni linç. Valla edeceğim, biraz edeceğim. Ben magazinden ama kızmak yok sonra. Aa, hadi linç edin. Hayır, hazır mısın? Hadi hazırım. Linç et Lerzan Mutlu gelsin o zaman arkadaşlar. Böyle şey diyoruz ama hani linç edeceğiz şimdi konumuz diyoruz aslında ama onun hakkında internette okuduğu ya da karşılaştığı bütün zor yorumlara cevap verme şansı veriyoruz. O yüzden de böyle hani linç edeceğiz seni diye bir durum hissetmiyorum. Bu arada uzun zamandır linç etmemişti magazin beni. Sen et. Valla. Özlemişim. Valla özlemişim magazinli. Evet, iyi ki gelsin bakalım. Annem eve Lerzan Mutlu almış. Hah, şuna hemen bir açıklama. Bir şey diyeceğim. Hayatımda ben buna çok güldüm. Biraz gülebilir. Gül bir şey söyleyeceğim. Ben hiç leopar giymem bu arada. Milyonda bir kere falan. Bu niye bana yapışıyor? Niye leopar ve Lerzan bir arada? Bilmiyorum. Herhalde böyle asortik masortik. Ben de biraz böyle kadın kadınım ya. Hiç mi giymiyorsun? Çok giymem yani. Benim şöyle bir bağlantım yok. O yüzden biraz bulamamışlar. Var mı? Google'a evet. Bakın bakayım. Giyerim de milyonda bir kere yani. Böyle leopar bir takıntım evet, yok. Evet, halıyılar. Onun üstüne sarıyorum. Ama bir hissiyat o. Aa. Aa, bir kere bir tane daha bulun. Hadi bir tane daha bulun. Bir tane daha bulun. Bir tane. Ay, bunlar çok kötüler. Ama bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir dakika. Bir dakika. İki oldu. İki oldu. Ama herkes kadar. Yani 15 senede iki kere giymişimdir. Böyle sürekli leopar giyen bir kadın. Öyle bir yerde giymişsin ki demek ki insanlara böyle bir kafasına oturmuş. Devam et. Sıradaki. Yıl neredeyse 2019, hala aynı tarz klipler, bıkmadınız mı demiş biri. Ama yönetmenim kızacak buna, niye böyle yapıyorlar? Valla klibin konusu ben belirlemiyorum o yüzden. Ya zaten... biraz kliplerde yeniliğe ihtiyaç var ya sanki. Ama bir şey söyleyeceğim Eser, bu arabesk bir cover bir albüm. Hı. Yani arabesk bir albümde ne yapsaydık mesela? Sadece bu klip özelinde değil bu arada bu ya. Tabii genel ya. Bir eleştiri yapmış arkadaşımız, yönetmeni şey yapmayalım. Kim çekmişti klibi? Erkan'cım, öpüyorum Erkan Naz. Erkan'cım, ben de öptüm. gelsin sıradaki. Lerzan Mutlu, beni Instagram'dan neden engelledin? Valla neden? Engelliyor musun insanları? Anında engellerim. Anında? Anında, hiç acımam. Niye biliyor musun? Çünkü ben şuna inanırım. Aynı şeyi ben girip onun altına yazsam hiç hoş olmaz. Yani bir topluluk var Instagram'da, böyle şey... Onunla besleniyorlar. Hmm. Yani birilerine bir kötülük yapalım, bir şey yazalım, bir arbede oluşturalım, birbirinin üstüne linç edelim. Ne olmaz, kendinize yapılmasını istemedim. Şimdi engellediğinde o bir yeni hesap açıp bir daha gelir. Onu engelliyorum. Sürekli engelliyorum. Vallahi hiç. Bence işte bu geçiş sürecinde insanların ne yapacağı çok önemli. Mesela şeyleri görüyorum, enteresan geliyor. Bazıları engellemiyor. Biri mesela giriyor sana bir şey yazıyor. Mesela bazı ünlüler girip altına onun cevap yazıyor. Bazen o da böyle bir şey oluyor. Engelleyemeyeceğim yerdeyse ben de yazıyorum. He, cevap da yazıyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani öyle bir ruh halinde ki yani mutsuz, kendiyle ilgili bir sorunu var ve onu sizden çıkarmaya çalışıyor. Evet. Acımasızca. Yani atıyorum bana ki saçın güzel değil, makyajın güzel değil, kendin güzel değilsin. Onda bir şey yok. Ama anneme, ölmüş babama, bunlara, hakarete varan şeyleri anında engelliyorum. Kimse de tutmaz sanırım, değil mi? Bence de. Bence de. Evet. Ya ben hiç o şeyleri böyle görmezden gelmeyi tercih ediyorum. Engellemiyor hani, musun? Yok. Ona uğraşamam ki ben. Okumuyorsundur ama sen. Yok, ben okuyorum. Ben, hepsini okuyor musun? Ben programla ilgili de kendime de linç topladığım için her ay, aylık. Ciddi mi söylüyorsun? Ben okuyorum. Aa, çok benim bir yerden sonra garip hoşuma gidiyor. daha çok küfür et. Oley şaka falan. Şaka yapıyorsun ya. Evet, bir garip bir yere gidiyor. Lerzan engelliyor. Lerzan'a küfür etmek için gelsin bana etsin. Ay, kıyamam. Evet, valla sana gelen bana ya, gelsin. Çok tatlısın. Evet, sıradaki gelsin bakalım. Lerzan burada yine şarkı çıkarmış. Kadın yıllardır inatla şarkı söylemeye çalışıyor. Yok anam babam, yeni jenerasyon seni kabul etmiyor. Ama bu arada evet, bunu, bir dakika. Bu arada bunu yazarken de eminim girip dinlemiştir. Çünkü nereden biliyor? Evet. Yani anladın mı? Bu da enteresan. Kendileriyle çelişmelerine de bayılıyorum. Bunu engelleyelim, buradan engelleyelim. Sıradaki lincimiz gelsin bakalım.
Beni benden alırsan bir şans verip dinlemek istedim de yapamadım. Olmadı. Olsun, denemen yeterli. Yani çok sert arabesk şarkılar ya bunlar. Yani ha, en önemli arabesk. 11 tane ödül aldık. 4 ayda. Hani yok, ben şey diyeceğim. Çok eleştiren olur. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senelerdir ben hayatımda en sevdiğim ses İbrahim Tatlıses. Buradan sevgiler ona da. Saygılar. Saygılar. Herkes bir dönem derdi ki aman yok dinlemiyorum, ben arabesk dinlemem. Hepsinin arabasına bin torpido gözünde bir İbrahim Tatlıses albümü mutlaka vardı. Kesinlikle. O yüzden yok arabesk dinlemem, yok onu yapmam, yok bunu yapmam. Bunları geçecekler. Hı. Hepimiz bayılıyoruz. Hepimizin ruhunda bir arabesk var. Sen dinlemez misin arabesk? Kesinlikle dinlerim. Evet. Burada soru şu. Konu arabesk değil. Arabeski mesela iyi yorumlayan birinden sonra bir daha söylemek, mesela farz et de Nalan söylüyordu falan. Yani bu kıyaslama seni yoruyor mu, rahatsız ediyor mu? Yo, etmiyor. Çünkü herkes kendi tadında, ses rengine göre söylüyor. Mesela Nalan'ı da çok seviyorum. Buradan sevgiler. O da bizim konservatuardandı. Herkes farklı yorumluyor. Yani bir şarkıyı 10 kişi yorumluyor. Seyirci, izleyici, dinleyici kimi dinlemek istiyorsa onu dinliyor. Ha. Yani bir de ben şuna çok güveniyorum. Bizim okulumuz her sene konservatuar, biz İstanbul Teknik Üniversitesi 2000 kişiden 80 kişi alıyor. Ve orada torpil yok. Seste torpil yok. Yani oturuyorsunuz 10 tane çok değerli hocanın karşısına. Size 2 tane şarkı söylettiriyor. Ses veriyor. Eğer geçebiliyorsanız geçiyorsunuz. Yani bunda bir torpil olması mümkün değil. Dolayısıyla ben oraya girdiğim için çok fazla bu yorumlara takılmıyorsun. Çok fazla takılmıyorum açıkçası. Tamamdır. Ama iyi linçler vardır. İyi linçler vardır. Çok da güzel cevaplar verdin.